Merhaba, ben Merve Kılıçarslan. WorkCube iş ortağı olan Mifa Bilgi Sistemleri'nde proje yöneticisi olarak çalışmaktayım. Bugün sizlere WorkCube üzerinde etkileşim ve fırsat yönetimini anlatacağım. İsterseniz sayfalara geçebiliriz. Öncelikli olarak etkileşim sayfasını anlatacağım. Etkileşim ve fırsat yönetimi CRM'in altındaki satış alanının altındadır. Etkileşimi tıklayalım. İlk olarak karşımıza listeleme sayfası geliyor. Listeleme sayfasında üst tarafında filtrelerimiz var. Bu filtreler bize kayıtları kolaylıkla bulmamızı sağlıyor. Bu sayfanın kullanımı için öncelikli olarak süreç tanımlamalarının, yani süreç aşamalarının ve yetkilendirmelerinin yapılması gerekmektedir. Bunun sonrasında bu modülde özel kullanılan bazı parametrik tanımlamalar var. Bu tanımlamaları yapmamız gerekiyor. Süreç tanımlamaları ana sayfadaki sağ üst köşedeki kontrol panelindeki BPM alanından yapılıyor. Süreçler. Süreç sayfasında var olan tüm süreçlerin yani standart tüm süreçlerin tanımlamaları mevcut. Hiçbir filtreleme yapmadan döktüğünüzde WorkCube üzerinde var olan tüm süreçleri görebilirsiniz. Hangi süreç ile ilgili tanımlama yapacaksanız o sürecin ismini bu alana yazmanız gerekiyor. Etkileşim için call center, help desk süreç tanımlaması mevcut. Detayına girdiğimizde üst tarafta sürecin tanımı gözüküyor. Alt tarafta ise sürecin aşamaları gözüküyor. Bu alanlar tamamen müşterilere özel tanımlanmaktadır. Aşamalarınızı tanımladıktan sonra ilgili aşamalara kullanıcılara yetkilendirme yapmanız gerekmekte. Bunu da kaydın detayına gittiğimizde yetkili pozisyonlar alanından yapabilirsiniz. Süreç tanımlamalarımızı, aşamalarımızı ve yetkilendirmelerimizi yaptıktan sonra şimdi de etkileşim sayfasında kullanacağımız parametrik tanımlamaları yapmamız gerekiyor. Bunun için de yine kontrol panelinin altındaki sistem menüsünü ve parametreler alanını kullanıyoruz. Parametrelerin içinde CRM başlığı altında ve call center başlığı altındaki etkileşim kategorilerini tanımlamamız gerekiyor. Etkileşim kategorilerini tıkladım. Daha önceden tanımlanmış olan etkinlik, fuar, telefon, telemarketing, web sitesi, yüz yüze diye seçenekler tanımlanmış. Bu tanımlamalar bize şunun için gerekli. Etkileşim kayıtlarını giriyoruz. Ancak bunları bir grubun içerisinde yani bir sınıfın içerisinde toparlamamız gerekiyor. Burada iletişim kanallarınız üzerine bir tanımlama yapabilirsiniz. Ya da ürün gruplarınız üzerinden tanımlama yapabilirsiniz. Örneğin hem danışmanlık hem eğitim veren bir firmasınız. Eğitim etkileşimleriniz neler, danışmanlık etkileşimleriniz neler gibi bir ayrım da yapabilirsiniz. Bunun için ürün gruplarınızı etkileşim kategorileri alanından tanımlamanız gerekiyor. Yeni bir tanımlama yapmak için alt taraftaki ekle alanına tıklıyoruz. Sarı gelen satırda tanımlamamızı yapıyoruz. Demin bahsettiğimiz örnek üzerinden gidersek, danışmanlık diye bir tanımı yapmak istersek danışmanlık yazdık ve aşağı taraftaki save alanına tıklamamız gerekiyor. Artık bu tanımı yapmış olduk. İlgili sayfamızda bu bizim önümüze gelmiş olacak. Süreç tanımlamamızı yaptık, parametrik tanımlamamızı yaptık. Şimdi sayfada kayıt yapmaya başlayabiliriz. Yine listeleme sayfamıza geldik. Listeleme sayfamızın alt tarafında bir artı ikonu var. Etkileşim yeni kayıt sayfasına geliyoruz. Etkileşim yeni kayıt sayfamızda tabii ki dolduracağımız alanlar mevcut. Bunlardan tek tek bahsetmek gerekirse başvuru tarihi. Başvuru tarihi ilk olarak günümüzün tarihi olarak dolu geliyor. Bir gün önce ya da bir hafta önceki kaydı girmek istiyorsak buradaki tarih ikonundan tarihimizi seçiyoruz. Bugün kayıt yapacakmışız şeklinde bir kayıt girelim. O yüzden 30.11.2018 olarak bıraktım. Bundan sonraki alanımız abone.
Eğer var olan bu etkili, yani yeni kayıt gireceğimiz bu etkileşim kaydı bir abone kaydımızla ilişkili ise abone ilişkisi de kurabiliyoruz. Abone ilişkisi kurmak için sağ taraftaki 3 noktaya tıklıyoruz. Önümüze abone listeleme sayfası açılıyor. Listeleme sayfasından istediğimiz seçimi yapıyoruz. İletişim yöntemi, bu etkileşim kaydını hangi kanal ile, yani işte postayla mı aldık, internet üzerinden mi aldık, mesajla mı aldık ya da yüz yüze mi aldık diye seçenekleri belirttiğimiz kısım. Biz bunu internet olarak ya da e-posta olarak seçelim. Uygun sürecimizi seçiyoruz. Süreç seçeneklerimizden işte kayıt talep alındı, talep giderildi, satış fırsatı olarak kurgulanmış burası. Talebi almışız şeklinde girelim. Kategori kısmında da demin tanımlamada parametrik alanda bahsettiğim seçenekler önümüze geliyor. Burada yeni tanımlamış olduğum danışmanlık seçeneğini seçiyorum. Yani bana müşterimizden bir danışmanlıkla ilgili bir talep gelmiş oluyor şu anda. Özel tanım alanımız var. Özel tanım genellikle hemen hemen tüm sayfalarda var olan bir parametrik tanım. Sayfanın genelindeki parametrik tanımlamalar yeterli olmadığında kullanılıyor. Yani ekstra kategori yeterli değilse eğer danışmanlık seçimim, danışmanlığın altında işte ERP danışmanlığı, CRM danışmanlığı ya da İK danışmanlığı diye bir kısım ayırmak istiyorsam da onu özel tanım alanından seçebilirim. Gireceğim bu etkileşim bir sistemimde tanımlı olan bir ürünle eğer ilişkili ise bu alandan ürün ile ilişki kurabilirim. Örnek olarak ürün listesini açarsak burada danışmanlık yazalım. Danışmanlık eğitimi diye bir ürünümüz varmış. Bununla ilişkisinin olduğunu ifade etmiş oldum. Kampanya alanımız var. Workup kampanya modülüyle de yine bu etkileşim kaydını ilişkilendirebiliyorum. Daha önce tanımlanmış olan bir kampanya ile ilişkisini kurmak için kampanya listesinden kampanya eğitim hizmetlerinde %20 indirim şeklinde bir kampanya tanımlanmış. Bununla ilişkisini kurmak istiyorum. En önemli kısmımız aslında müşteri. Yani bu etkileşim kaydının bu kontağı kiminle kurduğumuzu anlatıyoruz. Yine sağ taraftaki 3 noktadan müşteri listesini açıyoruz. MIFA ilişkisini kuruyorum. Yani MIFA şirketi benden bir danışmanlık talebinde bulunuyor bu etkileşim kaydında. Müşteri seçimini yaptığında yetkili ve başvuru yapan alanları otomatik olarak dolu geliyor. Başvuru e-mail ve kod telefon alanı da yine bu müşterinin içerisindeki yetkili alanında eğer tanımlıysa bu mail ve telefon otomatik olarak dolu geliyor. Üst tarafta bütün tanımlamaları yapmış oldum. Daha sonrasında bu etkileşim kaydında artık nelerden bahsedeceğimi alt tarafta başlık ve konu alanında dolduracağım. Başlık kısmına örnek olarak danışmanlık eğitim talebi yazabiliriz. Bu kısmımız başlık. Konu kısmında da detaylı olarak ne istediğimi anlatmak istiyorum. Burada diyorum ki CRM satış sayfasında etkileşim sayfasının nasıl kullanılacağı ile ilgili danışmanlık talebim var şeklinde bir açıklama yazıyorum. İlgilenebilir misiniz gibi bir talep gelmiş olsun müşteriden. Bütün tanımlamalarımı yaptım. Kaydet ve kaydet mail gönder seçeneklerim var. Kaydet dersem sadece bu kaydı kaydetmiş oluyorum. Kaydet ve mail gönder dediğimde eğer müşteri alanında seçmiş olduğum yetkilinin mail adresi dolu ise otomatik olarak bu girmiş olduğum kaydın şuradaki açıklamalarla
Bu kişiye mail gönderimini sağlıyor. Kaydet diyorum. Kayıt işlemini gerçekleştirdikten sonra karşımıza güncelleme sayfası geliyor. Güncelleme sayfasında da yine gördüğünüz gibi ekleme sayfasında var olan tüm alanlar aslında var. Bunlara ek olarak sağ tarafta bazı kutucuklar ve üst tarafta bazı linkler gelmiş oluyor. Bunlardan bahsetmek gerekirse, fırsat ekle. Bu etkileşim satış sürecinin ilk aşaması aslında. Etkileşim kaydını girdikten sonra eğer bu bir fırsatsa, yani satışını yapacağımız bir şeyse, fırsat olarak bunu ekleyebiliyoruz ve etkileşim ile fırsatın ilişkisini kurabiliyoruz. Fırsat sayfasını bir sonraki anlatacağım konu olduğu için ekleme kısmını zaten tıklamıyorum. Zaman harcaması ekle kısmı şunun için kullanılıyor. Zaman harcaması yönetimi ile alakalı. Bu etkileşim kaydında tıklarsak, bu etkileşim kaydı ile ilgili ne kadar bir süre harcamışım, ne zaman başlamışım bu kaydı girmeye, ne zaman bitirmişim, ne kadar süre harcamışım. Yani mesela bir 30 dakika harcamış olabilirim, belki bir telefonla konuşmuş olabilirim müşterimle gibi. Bu kayıtlara girdiğim sayfa. Başvuru ekle alanımız var. Başvuru ekle servis başvurusu ekliyor. Servis yönetimi ile alakalı. Bu etkileşimin üzerinden eğer bir servis işlemi yapılacaksa bu etkileşimle ilişkili servis başvurusu ekleyebiliyoruz. Call center başvurusu ekle. Eğer bu yine etkileşimle ilgili call center menüsünün altındaki başvuru yönetimi ile ilişkili bir kayıt eklenecekse call center başvuru ekle alanında bunun ilişkisini kurabiliyoruz. Üye bilgileri alanımızda üye ile ilgili, yani demin kaydını yaptığım MIFA ile ilişkisini kurduğum alandaki carinin bilgilerini görüyorum. Tıkladığımda firmanın detayını, kontak kişilerinin kimin olduğunu, bu firma ile ilgili özel notlar var ise ya da daha önce girilmiş olan etkileşim kayıtları var ise bütün bu detayları görmüş oluyorum bu sayfada. Bu etkileşime istinaden iş yönetimi ile ilgili bir ilişki kurulması gerekiyorsa iş ekle alanından iş eklememiz gerekiyor. Yani şu, bu etkileşim geldi, call center ekibiniz var. Call center ekibinizdeki kişiler bu etkileşimi aldılar müşteriden. Bunun sonrasında bünyelerinde, yani şirket bünyesinde başka bir kişiye iş ataması yapması gerekiyor. Bu durumda iş ekle alanından ilgili kişiye iş eklemesi gerekiyor. Benzer başvurular kısmında daha önceden MIFO bilgi sistemleri ile ilgili girilmiş olan etkileşim kaydı var ise o konular burada sıralanmış oluyor. Bu kayıtla ilgili bir ilişkili kayıt varsa bütün o ilişkili kayıtlarda ilişkili aksiyonlar alanında listelenebiliyor. Belgeler alanı dijital varlıklar. Bu etkileşimle ilgili müşterinizden talebin mailini koyabilirsiniz ya da bir ekran görüntüsü gibi bir evrak koyabilirsiniz. Ya da PDF Word dokümanı gibi bir doküman ekleyebiliyorsunuz belgeler alanından ilişkili olarak. Sağ taraftaki alanlar ve üst taraftaki linkler bu şekilde açıklamalarım. Bunun haricinde bir de alt tarafta kullanıcıya cevap yazmak için aşağıdaki formu doldurabilir misiniz şeklinde bir alan çıkıyor. Bu ne için kullanılıyor? Talep geldi. Talebin gelmiş olduğu kısmı üst tarafta doldurduk. CRM ile ilgili bir danışmanlık talebi olduklarını kaydettiler. Bunun sonrasında bu talebe istinaden bir müşterinize cevap yazmak istediğinizde alt taraftaki alanı kullanıyorsunuz. İşte gerekli talebinize istinaden işte Merve Hanım size 01.12.2018 tarihinde danışmanlık verecektir şeklinde bir cevap dönmüş olacağımızı düşünürsek eğer müşteriye, bu şekilde istediğimiz dönüşü bu alana yazıyoruz.
ve güncelleye tıklıyoruz. Güncelleye sadece tıklarsak bu kaydı sadece biz tutmuş oluyoruz. Yani bize böyle bir talep geldi, böyle de bir cevap verdik şeklinde kaydımızı tutmuş oluyoruz. Eğer bu cevabı aynı zamanda müşteriye dönüş olarak yapacaksak güncelle ve mail gönder seçeneğini seçmemiz gerekiyor. Eğer demin bahsetmiş olduğum gibi şuradaki başvuru e-mail alanında eğer mail adresi doluysa otomatik olarak bu kişiye yapmış olduğunuz cevap, yani şu alanda girdiğiniz text alanındaki girdiğiniz değer otomatik olarak mail gönderle gönderilecektir. Güncelle diyorum. Burada yapmış olduğunuz kurguya göre süreç alanında tabii kurguladığınız yapıya göre ilerletmeniz gerekiyor. Bize talep geldi. Yani bir danışmanlık talebi vardı. Öncelikli olarak talebi aldık. Daha sonrasında buna bir cevap döndük. Cevap dönerken de sürecimizi talep giderildi şeklinde aşamasını alıp kaydımızı tekrar güncelliyoruz. Listeleme sayfasına tekrar gidersek bu girdiğimiz kaydı nasıl bulabiliriz? Üst taraftaki etkileşim tabından da otomatik olarak listeleme sayfasına kolaylıkla ulaşabiliriz. Filtre kısmına demin içerisinde konu yazmıştım danışmanlık talebi şeklinde. Konu alanına göre filtreleme yapabiliyorsunuz. Yanlış yazdım. Danışmanlık. Danışmanlığı yazdığımda uygun kayıt önüme gelmiş oldu. Bu şekilde var olan kaydımı da yani girmiş olduğum kaydımı da bu şekilde listeleme sayfasından da rahatlıkla yukarıdaki filtrelerden bulabiliyorum. Başka bir filtreyi kullanmak gerekirse danışmanlıkla ilgili ne kadar etkileşim var dediğimizde listelediğimizde yine girmiş olduğumuz kaydımızı görebiliriz. Etkileşim sonrasında fırsat sayfasını anlatacağım. Yine bunun için de sol taraftaki CRM menüsünün altındaki satış ve fırsat sayfasını kullanacağız. İlgili sayfaya tıkladığımızda önümüze yine listeleme sayfası açılıyor. Listeleme sayfasının üst tarafında filtrelerimiz var. Bunlar fırsat kayıtlarımızı kolaylıkla listelemek için bize imkan tanıyor. Fırsat yönetimi neden kullanılıyor? Mevcut ya da potansiyel müşterilerden gelen her türlü satış talebinizi ya da talepsiz yaratılan her satış fikrini fırsat olarak tanımlayabiliyorsunuz. Pazardaki fırsatların kayıt altına alınması ile pazarlama stratejileri geliştirilebiliyor. Rakipler analiz edilebiliyor. Kazanç ve kayıplar nedenleri ile birlikte incelenerek gelecekteki satış politikaları belirlenebiliyor. Bunun için fırsat kayıtlarınızı giriyorsunuz. Fırsat modülünü kullanabilmemiz için süreç tanımlaması ve etkilendirmelerini öncelikle yapmamız gerekiyor. Daha sonrasında da bazı parametrik tanımlamaları, fırsat yönetiminde kullanacağımız parametrik tanımlamaları yapmamız gerekiyor. Bunun için öncelikle süreç tanımlamalarını yapmak için kontrol panelindeki BPM alanından ilgili sürecin tanımlamasını yapmamız lazım. Yine süreçler listemizden fırsat yazıyoruz. Fırsat süreci. Fırsat süreci burada ilk görüşme yapıldı, teklif verilecek. Teklif verildi, siparişe dönüştü, rakibe kaptırdık, bütçe yetersiz, iptal edildi aşamaları olarak tanımlanmış. Bunlar tamamen müşteriye özel olarak belirlenebiliyor bu aşamaların hepsi. Bu aşamaların içerisinde kimler görevli olacaksa, yani bu kayıtları kimler yapacaksa, ilgili aşamanın içerisinden şu alandaki yetkili pozisyon kısmından tanımlamanızı yapmanız gerekiyor. Süreç tanımlamalarımızı yaptık. Bunun sonrasında parametrik tanımlamaları yapmamız gerekiyor. Yine kontrol panelindeki sistem parametreler alanından ilgili parametrelerimize ulaşabiliriz. CRM başlığı altında müşteri yönetimi kontaktın altındaki fırsat kategorileriyle başlayabiliriz. Fırsat kategorileri fırsatlarımızı sınıflandırmak için kullanıyoruz. Burada ek ürün satışı, kurumsal satış, servis hizmeti, yeni ürün satış gibi tanımlamalar yapılmış.
Yeni bir kayıt eklemek istediğimizde alt taraftaki ekle alanından tanımlayacağımız parametrik tanımın açıklamasını yazarak Save tuşuna basıyoruz. Tanımı yapmış olduk. Bunun sonrasında kullanabileceğimiz başka bir tanım, olasılık var. Olasılık oranı. Fırsatların satışa dönüşme yüzdelerine göre olasılıklar tanımlanabiliyor. Burası için %100, %30, %40, %40, %60, %60-80 aralığı, %80-100 aralığı şeklinde tanımlamalar yapılmış. Bir diğer kullanabileceğimiz parametrik tanım iletişim. İletişim de sistemin altındaki genel kullanımın altında iletişim yöntemleri. Burada da işte direkt postayla mı, e-postayla mı, faksla mı, internetle mi, yüz yüze mi şeklinde tanımlamalar yapıyoruz. Bir diğer kullanabileceğimiz parametrik tanım rakip tercih nedenleri. Bu hangi amaç için kullanılıyor? Fırsatın rakibe kaptırılması sonucunda rakip tercih nedenlerini incelenerek stratejik kararlar alınabilmesi için kullanılabilir. Bunun için de daha yüksek üretim kapasitesi, düşük fiyat, referans, ürün kalitesi gibi tanımlamalar yapılmış. İstediğinize göre alt taraftaki ekle alanından yeni kayıt yapıp Save tuşuna basarak yeni kaydınızı yapabilirsiniz. Parametrik tanımlamalarımızı yaptık. Şimdi fırsatın detayına tekrar geri dönüyoruz. Süreç tanımlamamızı da yaptık. Fırsat kaydı eklemek için fırsat listeleme sayfasındaki alt taraftaki artıya ya da üst taraftaki artı ikona tıklıyoruz. Tıkladığımızda önümüze yeni kayıt sayfası geliyor. Konu alanını, konu ve bunun gibi bütün yıldızlı alanları mecburi olarak doldurmamız gerekiyor. Bunun haricindeki alanları isteğimize göre doldurabiliriz ya da doldurmayabiliriz. Bize bir satış fırsatı olmuş olsun. Yani Workgroup satışının yapılması ile ilgili bir fırsat kaydı gelmiş olsun bir firmadan. Workgroup talebi şeklinde yazdım konu başlığını. Süreç kısmında bunun için bir görüşme yaptığımı düşünelim. Yani müşteriyle gitmiş olayım toplantıya ve ilk görüşmesini yapmış olayım. O yüzden süreç kısmında da ilk görüşme yapıldı olarak seçtim. Müşteri alanından hangi müşteriyle görüştüğümü seçiyorum. MIFA'nın bir workgroup talebi varmış ve ben de MIFA ile bu görüşmeyi gerçekleştirmişim. Konuyu girdim. Sürecimi görüşme yapıldı olarak seçtim ve müşteri ilişkisini kurmuş oldum. Bu müşterimle ilgili bir proje kaydım varsa, yani ilişkili bir projesi var ise buradan proje ilişkisini de kurmuş olabilirim. Yani bu şunun için kullanılabilir. Bu müşterim benim daha önceden zaten Workgroup satışı yapılmıştır. Ancak Workgroup'e bağlı olarak başka bir ürün alımı istiyordur. O zaman sistemde zaten proje kaydı vardır ve proje ile ilişkisini kurabilirim. Şu an henüz bu müşterim olmadığı için, yani yeni bir fırsat olmuş olduğu için proje ile ilişkisini kurmuyorum. Olasılık alanı parametrelerde anlattığım gibi olasılık yüzdesini belirlediğim kısım. %60-80 oranında satılacak gibi düşünelim. Özel tanım alanımız herhangi bir şey tanımlanmamış. Şunun için kullanılıyor. Eğer buradaki parametrik tanımlamalar yeterli değilse bir sınıf daha ayırmak istiyorsanız, bir parametrik tanım daha koymak istiyorsanız bu fırsatın detayına buradan özel tanım olarak tanımlayabilirsiniz. Birden fazla ülkeyle çalışıyorsanız eğer ülke ilişkisini de gelip buradan kurabilirsiniz. Yani bu ülkeden geldi bu fırsat, şu ülkeden geldi şeklinde Türkiye olarak seçmiş olalım. Satış ağımız eğer satış bölgeleri bazında gruplandıysa, yani işte Marmara bölgesinde, Ege ve Akdeniz bölgelerinde bir satış ağımız var ise,
İşte Marmara bölgesinden ya da işte Akdeniz bölgesinden bu satış gerçekleştirilecek şeklinde bir tanım, satış bölgesi tanımı yapabiliriz. Marmara olarak seçtim. Kategori kısmına geliyoruz. Kategori kısmı da, bunu da parametrik kısımla bahsetmiştim. Fırsatımızı gruplandırmak için kullanılıyor. Kategori kısmından da kurumsal yeni ürün satış olarak bir tanım yapmış oldum. İletişimimi örneğimizde bahsettiğimde şey demiştim, toplantıya gittim şeklinde söylemiştim. O yüzden gelip buraya iletişim yöntemimi yüz yüze seçiyorum. Tahmini maliyet ve tahmini gelir alanımız var. Bunlar tamamen tahmini ve bilgi tutma amaçlı. Başka bir herhangi bir kaydı yapmıyor. Yani bir yerle ilişkisi yok. Bu satış işlemi için ne kadar bir maliyet tim olacak öngörü niteliğinde doldurabilirim. İşte bu proje için ortalama benim giderim 120 bin lira olacak şeklinde bir değer girdim. Tahmini gelirim de işte bunu ben işte 200 bin liraya yaparım diye bir tahmini gelir girmiş oluyorum. Satış yapan alanı otomatik olarak sistemdeki kullanıcı olarak dolu geliyor. Başkasının bir fırsat kaydını giriyorsanız eğer, ekibinizdeki diğer kişinin, o zaman sağ taraftaki üç noktadan diğer çalışanı seçmeniz gerekiyor. Alanımız şunun için kullanılıyor. Bu fırsat kaydını girdiniz. Ancak belirli bir süre sonra bu fırsatın size hatırlatılmasını ya da listenize düşmesini ya da mail olarak size bilgilendirme yapmasını istiyorsunuz. O zaman da aksiyon kısmından bu seçeneklerden herhangi bir tanesini doldurmanız gerekiyor. Yani ben bir hafta sonra tekrar bu fırsatla ilgili ilgilenmem gerekiyor şeklinde bir aksiyon seçeneği seçmiş oluyorum. Kampanyamız var. Bir Workcube satışı yapılacak bir kampanya yaptınız %20 vesaire gibi. Bunu da bütün potansiyel müşterilerinize bildirdiniz kampanya modülüyle. Bu kampanyaya istinaden böyle bir fırsat geldi şeklinde ilişki tutmak için de kampanya ilişkisi kurabilirsiniz. Ürün ve ürün kategorisi de yine sisteminize tanımlı olan ürün ve ürün kategorisi ile ilişkiyi kurmanızı sağlıyor. Yani sizin bir Workcube ürününüz var. Bunu da ürün olarak tanımladınız. Bunun da bir kategorisi var. Onu da kategori olarak tanımladınız. Bu fırsat kaydı bu ürünle ilgili şeklinde ilişki kurabiliyorsunuz sağ taraftaki pop-up'tan. Sağ tarafta bazı tarihlerimiz var. İşte başvuru tarihi, kazanılma tarihi şeklinde. Bu başvuru bize ne zaman gelmiş? Yani bu fırsat kaydı bize ne zaman gelmiş? Bu fırsat kaydı bize 26'sında gelmiş olsun bu haftanın başında. Bu fırsatı henüz biz daha bir sonuçlandıramadık. Yani daha satış aşamasına geçmediğimiz için kazanılma tarihini o yüzden doldurmuyoruz. Referans ve referans yetkili kısmı var. Başka bir müşterimiz var. Workcube sattık daha önce de. MIFA'da bu Workcube'u o firmadan duymuş. O zaman buradan gelip o referans firmamızı seçebiliyoruz. Örnek olarak bir firma seçersek. MIFA Workcube satışını Force BT'den duymuş ve ben de burada referans kısmına Force BT'yi doldurmuş oldum. Force şirketinin içerisinde yetkili kısmında Nihan Hanım seçiliymiş. O yüzden otomatik olarak Nihan Ertuğrul da dolu gelmiş oldu. Böyle bir Workcube satışı olacak yani böyle bir fırsat var. Ancak bu fırsat bir kişiyle beraber yapılıyor. Yani iki kişi bu satışı yönetiyor. O zaman da bu alandan satış ortağını seçebiliyorsunuz. Örnek olarak gene 3 noktaya tıkladık. İşte burada Alde Bilişim'de bizim satış ortağımızmış. Beraber satışı gerçekleştirecekmişiz şeklinde bunun da ilişkisini kurmuş oldum. Alt tarafta önüme gene bir text alan geliyor. Bu kısımda müşteriyle yapmış olduğum bütün görüşmelerin detaylarını, müşterinin neler istediği gibi bütün detayları doldurabiliyorsunuz. Word alanı gibi bir alan. İşte müşteriyle görüşme gerçekleştirdik. Workcube ERP talepleri var.
standart olarak kullanılacak gibi bütün detayların hepsini bu alandan dolduruyorsunuz. Tüm dolduracağımız alanlar bitti. Bunun sonrasında alt tarafta, sağ alt tarafta kaydet ikonumuz var. Kaydet tıklıyoruz. Fırsatımızı kaydetmiş olduk. Bu fırsatla ilgili ekleme sayfasında girmiş olduğumuz bütün detayları da güncelleme sayfasında görmüş olduk. Güncelleme sayfasında ekleme sayfasına ek olarak işte sağ tarafta bazı kutucuklarımız ve üst tarafta bazı linklerimiz var. Bunlardan bahsedelim biraz. Harcama talebi kısmı şunun için. Harcama yönetimi var Workcube'un içerisinde, masraf yönetiminin altında. Bu fırsatla ilgili toplantıya gittiniz, işte görüşme yaptınız, belki o gün yemek yediniz, taksiye bindiniz. Harcama talebi alanından bu görüşme ile ilgili yapmış olduğunuz taksi ücretini ya da yemek ücretini dolduracağınız alana önünüz açılıyor. Buradan yapmış olduğunuz harcamaları fırsatla ilişkili olarak girebilirsiniz. Uyarılar alanında bu fırsatla ilgili ve fırsattan sonrasında hangi süreçlere gideceği ile ilgili tüm aşamaları takip edebiliyorsunuz. Yani bu fırsatın üzerine bir teklif iletmiş olsaydınız ya da bunun sonrasında bir sipariş iletmiş olsaydınız, bunların bütün ilişkilerini burada görüyor olacaktınız. Tarihçe kısmımızda da bu kayıtta ilgili güncelleme yaptığınızda tarihçe alanına kayıt atıyor. Şu anda henüz bir güncelleme yapmış olmadığım için tarihçe alanına bir kayıt atmadı. Güncelleme yaparsam tarihçe alanına 30.11.2018'de benim kullanıcım tarafından şu 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 aşamalarda bir güncelleme yapılmış şeklinde bir tarihçe kaydı atıyor. Üye bilgileri alanı fırsatın detayında seçmiş olduğum MIFA bilgi sistemlerinin detay bilgilerini gördüğüm sayfa. Tıklayalım. Üye bilgilerini tıkladığımda üye ile ilgili, yani üye sayfasının detayına yönleniyorum. Üye ile ilgili bilgilerimi görüyorum. Burada anlattığımız aslında tüm sayfalar, yani sol üst, sağ üst taraftaki tüm sayfalar aslında başka modüllerle ilişkili. Yani bu kayıt Workcube üzerinde bütün kayıtların birbirleriyle ilişkisini tuttuğunuz için fırsat üzerinden işte harcama talebi de yapıyorsunuz, üyeye de gidiyorsunuz, teklif de veriyorsunuz, proje de ekliyorsunuz. Her biri ayrı bir konu olduğu için o yüzden ilgili linklere tıkladığımdaki kayıt sayfalarını doldurmuyorum. Proje ekle kısmından da yine proje yönetim modülündeki proje ilişkisini kurabiliyorsunuz. Yani bir fırsat geldi, Workcube talebi. Bunun üzerinden de bir proje tanımlaması yapacaksınız, bir proje planı yapacaksınız. O zaman da proje ekleden yeni bir proje kaydı girip proje planınızı tanımlayabiliyorsunuz. Teklif ver kısmı da teklif modülümüze gidiyor. Bu fırsatımız gerçekleştirildi, görüşmeleri yapmış olduk ve en sonunda işte teklif verildi aşamasını aldık. Müşterimize bir fiyat çalışması yaptık ve fiyat verdik. O zaman da bunun kaydını tutmak için sürecimizi teklif verildi aşamasına getirip teklif ver ile teklif modülümüze geçmiş oluyoruz ve teklif kaydımızı girebiliyoruz. Diğer alanın altında da iş ekle kısmı var. Bu fırsat bize geldi. Bu fırsatın üzerinden ekibimizde bazı arkadaşlarımız çalışmalar yapacak. İşte belki bütçeyle ilgili bir çalışma yapacaklar, başka toplantılar yapacaklar vesaire. Bunun gibi iş atamaları için iş ekle alanından fırsatla ilişkili iş eklemesi yapabiliyoruz. Bu fırsat bize geldi ve bunun sonrasında artık bizim sistemde bir abone kaydımız olması gerekiyor. O zaman da yine diğerin altındaki abone ekle kısmından abone eklemesi yapabiliyoruz. Proje grubu da bu fırsatla ilişkili kimler çalışacak, bu fırsatta hangi kişiler rol alacaklar, o alanı seçmiş olduğum yer. Proje grubunu tıkladığımda önüme ekleme sayfası açılıyor. Kendinize ait özel bir kodlama metodunuz varsa buradan kod verebiliyorsunuz. Görevli alanından, içerideki çalışanlardan çalışan seçebiliyorsunuz.
burada danışmanlık görevi yapacakmışım şeklinde bir tanım girebiliyorsunuz. Sağ taraftaki kutucuklara gelirsek, üst tarafta üye bilgilerini direkt tıkladığımızda üyenin detayına gitmiştik. Aynı zamanda ufak bir işte kategorisi neymiş, ünvanı ve yetkilisi kimmiş şeklinde üye hesap bilgilerinde de üyenin küçük detaylarını da görebiliyorum. Teklif alanında eğer bu fırsatla ilişkili bir teklif kaydım varsa onları görmüş oluyorum. Abone kaydım varsa, servis başvurusu kaydım varsa bunların hepsini ilişkili olarak bu alandan görebiliyorum. Belgelerimiz dijital varlıklar. Bu fırsatla ilgili bir görüşme yaptık. Bir belki teklif verdik, bir doküman ilettik ya da müşteri bize bir doküman iletti bu fırsatla ilgili. Taleplerini belki de bir kağıda yazdılar, onu anlattılar. Biz de fotoğrafını çektik ve onu ilişkilendirmek istiyoruz. O zaman da belgeler alanından, dijital varlık kısmımızdan dijital varlık olarak bu belgeyi ekleyebiliyoruz. İlişkili olay alanımız ajanda yönetimi ile ilişkili. Bu toplantıya gitmeden önce WorkCube ajanda yönetiminden bir ajanda kaydı girmiş olsaydık, bu ajanda kaydını da burada görüyor olacaktık. Sol tarafa gelirsek tekrar ilk başlangıçta girmiş olduğumuz veriler burada, detaylar burada ve alt tarafta da yine bazı kutucuklar var. Takipler alanı burada önemli. Şunun için kullanılıyor. Biz ilk bir görüşmeyi gerçekleştirdik. Daha sonra da dedik ki aksiyonumuz bir hafta, bir hafta sonra tekrar müşteriyle iletişime geçeceğiz. Bir hafta geçmiş olsun ve müşteriyi ben telefonla aramış olayım. Bunun detaylarını nereye gireceğim? Takipler alanına gireceğim. Takipler alanının sağ tarafındaki ekle kısmından takip eklemesi yapabiliyorum. İşte dedim ki müşteriyle telefonda tekrar görüştüm. Soruları yanıtladım. Satış ihtimali yükseldi şeklinde bir açıklama yazıyorum. Bu açıklamayı eğer müşterime de göndermek istiyorsam, yani potansiyel müşterime göndermek istiyorsam, eğer burada e-postası doluysa ya da yazdıysam, kaydet ve mail gönder dediğimde bu sonucu kendisine de gönderiyor. Ama bu benim tamamen içeride yazmış olduğum, yani iç yazışma olarak doldurmak istediğim bir veri olduğu için bunu mail göndermek istemiyorum. İlgili alanı doldurdum ve kaydet dedim. Şimdi kaydettiğimde takipler alanında bu girmiş olduğum kaydı da görmüş olacağım. Yani bu tarihte ben bu görüşmeyi yapmışım şeklinde. Bunun üzerine tekrar bir hafta daha geçmiş olabilir. Bunun sonrasında tekrar telefonda görüşmek istediğinizde buradaki alandan tekrar ekle diyerek takiplerinizi doldurabilirsiniz. Yani ta ki satışınızı sonlandırana kadar ya da yani satışınız olumluya ya da olumsuza dönene kadar buradaki takip alanını istediğiniz gibi doldurabilirsiniz, detayları belirtebilirsiniz. İşler alanı aslında yukarıda sağ tarafta bahsetmiştim. İş ekleyebiliyorum ben bu fırsat kaydı ile ilişkili şeklinde. Eğer bununla ilişkili bir iş kaydım var ise burada da ilişkili iş kısmında bu iş kaydını görebiliyorum. Tedarikçiler alanım var. Tedarikçiler kısmında da yani bu fırsatla ilişkili hangi firmalarla çalışacaksam eğer bu fırsata ilişkin, yani yapacağım projede belki başka kişilerle çalışacağım. O zaman bu alandan da, bu tedarikçi kısmından da bu verilerimi doldurabilirim. Ya da ben bir ürün satışı yapıyorum. Yani alıyorum ve satıyorum. Bir hizmet şirketi değilim. O zaman da bu fırsatla ilişkili alacağım ürünlerimi, kimlerden alacağımın bilgisini gelip buraya girebilirim. Hangi ürünleri, hangi markada ve hangi kategoride alacağımın detaylarını bu alandan doldurabilirim. Rakipler alanım, bu satış fırsatı ile ilgili benim rakip firmalarım nelermiş, kimlermiş şeklinde bir tanım da yapabilirim. İleride stratejik bir karar verebilmek için. Rakip kısmından yine içerideki kurumsal hesaplarda, yani rakiplerimi de ben kurumsal hesap olarak kaydediyorum. Bir rakibim var ise işte CRM ne diyelim, Dokutat Metal Sanayi Ticaret Şirketi benim aslında rakibimmiş.
Ben bu rakip kısmından doldurarak bu kişiyi seçebiliyorum. Parametrik tanımlamaların içerisinde rakip tercih nedenlerinden bahsetmiştik. Bu tanımlamayı tabii eğer fırsatınız olumsuzsa doldurabilirsiniz ya da olumsuz olmasa da gene doldurabilirsiniz. Hani bu fırsatla ilgili bu rakiplerim var şeklinde. Eğer fırsatınız olumsuz oldu, o zaman da buradaki rakip tercihleri alanından parametrik tanımlamanın içerisinde yapmış olduğumuz nedenlerden birini seçerek hangi fırsatlarım vardı ve ben bunların hangilerini sonuçlandıramadım ve neden sonuçlandıramadım şeklinde sonuçlar alabilmek adına bu alanları doldurmanız gerekiyor. Ekleme ve güncelleme sayfalarını anlattık, detaylarını verdik, ilişkileri yapabileceğiniz aksiyonlardan bahsetmiş olduk. Bu fırsatı bir de listeleme sayfasında bakalım. Üst tarafta linklerde fırsat sayfası direkt önümüze geliyor. Bu alandan burayı tıkladığımızda listeleme sayfası önümüze açılıyor. İlk başlarken de bahsettiğim gibi önümüze işte filtrelerin olduğu bir sayfa geliyor. Bu filtrelerle girmiş olduğunuz fırsatları rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Hiçbir filtreleme yapmadan döktüğümüzde tüm fırsatlarımız gelmiş olan bütün fırsatlar önümüze gelmiş oluyor. İçeride seçmiş olduğumuz seçimler, Workgroup talebi bizim yeni yapmış olduğumuz fırsat talebi. İşte bunun içerisinde yeni ürün satışı seçmiştim. Ondan sonra satış ortağımı halde seçmiştim. Ve işte ilk görüşmeyi yaptım şeklinde bir tanım yapmıştım. O yüzden bunların detaylarını bu listeleme sayfasında görüyorum. Sağ taraftaki güncelleme ikonundan güncellemesine gidebiliyorum. Sol tarafta da bir yeşil ikonumuz var. Bunu da tıkladığınızda içeride bahsetmiş olduğum, güncellemesinde bahsetmiş olduğum takipler alanını görebilirsiniz. Yani detayına gitmeden bu fırsatla ilgili ne görüşmeler gerçekleştirilmiş, bütün bu detayları görebilirsiniz. Örneğin şu fırsatımızda birden fazla görüşme yapılmış. Bütün bu detayları güncellemesine gitmeden direkt olarak listeleme sayfasında görebiliyorsunuz. Fırsatla ilgili de anlatacaklarımız bu kadar. Bugün etkileşim ve fırsat sayfasını sizlere anlatmaya çalıştım. Teşekkür ederim.